Türkiye'nin ilk yerli telefonu olan Aselsan 1919, üretilen en başarılı telefon olmasına rağmen devrim otomobilinin yaşadığı kaderin aynısını yaşayacaktı. Osman Kavala'nın şirketi yerli projenin akamete uğratılmasında başrol oyuncuydu. Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ülkemize uygulanan ambargolardan dolayı yerli üretime destek için bugün çok başarılı olan Aselsan şirketini kurmuştu. Aselsan'da çalışan 80 kişilik mühendis grubu 1992 yılında Ar-Ge çalışmalarını başlattıkları ilk yerli cep telefonu projesini Aselsan 1919 hayata geçirdi. O yıllarda cep telefonu üreten 5 ülkeden birisi olan Türkiye, ayrıca telefon tip onayı alan 4 ülkenin arasına girmişti. Tasarımı ve yazılımı Aselsan'a ait olan cep telefonu için dönemin büyük firması LG tarafından işbirliği yapmak adına teklifler de geldi. Haberleşmenin uygar dünyada ne kadar önemli olduğunu hep biliyoruz. İşte bu olay. Bunun buraya kadar gelebilmesi için aylarca uğraşılmış. Bu telefon cebinizdedir. Bununla dünyanın istediğiniz yeriyle konuşursunuz ve dinlenmez. Her kararı önemli bir olaydır. Tasarımı ve yazılımı Aselsan'a ait olan yerli telefonumuz için İspanya, Slovakya, Çekya, Avusturya, Çin ve Malezya'nın projeye ortak olma girişimleri doğmuştu. İlk bir ay içerisinde 5500 adet üretilen yerli telefonumuz toplamda 100.000 adet satış gerçekleştirdi. Aynı zamanda 10 farklı ülkeye de ihraç edildi. İngiltere'de düzenlenen teknoloji fuarında ilk titreşim özelliğine sahip olmasıyla da en iyi telefon kategorisinde birinci seçildi. Bu birinciliğin ardından Aselsanlı yetkililer mühendislere talimat vererek daha gelişmiş yeni cep telefonları üretmeye başladı. Aselsan 1919'un başarısından sonra Aselsan 1920 adlı yeni cep telefonu üretildi. Aselsan 1920'de aynı şekilde 10 farklı ülkeye ihraç edilerek yüz binlerce satış gerçekleştirmişti. Dönemin Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Gerçeker, üretilen telefonlarla ilgili verdiği bir demeçte, cep telefonunda rekabetin çok fazla olduğunu ve dünyanın en büyük firmalarıyla yarıştıklarını belirtmişti. Ürettikleri cep telefonunun reklamı konusunda sorun yaşamamak adına pazarlama işini KVK firmasına verdiklerini duyurmuştu. Aselsan 1919 ve Aselsan 1920 telefonlarının pazarlama ve dağıtım görevini alan şirket, bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuyla müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala'nın ortağı olduğu şirketti. Aselsan 1919 ve Aselsan 1920 telefonlarının halk tarafından tanınması ve telefon satan bayilere dağıtımı noktasında görevlendirilmiş KVK şirketi, yerli telefonlarımız yerine Finlandiyalı marka Nokia'nın üretmiş olduğu modelleri pazarlayarak Aselsan'ın ürettiği telefonların piyasada tanınmasının önüne geçmişlerdi. Büyük bir maddi kayıp yaşayan Aselsan, daha sonraki yıllarda da patent alma konusunda yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle telefon üretimini durdurmak zorunda kalıyor, makus talih yeniden tekerrür ediyordu. Yerli üretim durdurulduğu tarihten bugüne kadar yurt dışından ithal edilen telefonların tahmini fiyatı 108 milyar 549 milyon dolar olduğu öğrenildi. Aselsan 1919 ve Aselsan 1920 projeleri akamete uğratılmasaydı, ihracat potansiyeli bakımından tahmini 350 milyar dolar daha ülkemize kazandırılacaktı.